Selamlar. Herkese hayırlı günler olsun inşallah. Şöyle ben kahvaltımı hazırlıyorum. Tavada börek yaptım. Bir tarafını çevirdim, kızarmıştı. Şimdi diğer tarafını çevirdim, orası kızaracak. Çayımı demledim. Şöyle sahanıma tereyağımı aldım. Çok az da sıvı yağ ilave ettim. Hemen ununu ilave edip arkasından bir bardak su. Üzerine de peynirimi ilave edip kıymamı tamamlayacağım. Şöyle buraya da kahvaltı tabaklarımı hazırladım. Bunlar hem küçük oluyor hem pratik oluyor kullanması. Ve bunlar da koyduklarım çabuk bittiği için hemen arkasından yıkayıp kaldırıyorum. Bu şekilde kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Hani buzdolabına kaldırmaktansa böyle küçük tabaklarda hani hemen yiyoruz bitiyor. Arkasından yıkayıp kaldırıyorum. Şöyle zeytin, peynir, helva. Şu ikisine de birine vişne reçeli, diğerine kayısı reçeli koyacağım. Patates koydum 2 tane. Hemen onları kızartacağım. Çayım zaten demlendi. Patatesler hemen kızarıyor zaten. Ve 10 dakikaya kahvaltım hazır olur. Diğer işlerime devam edelim kahvaltıdan sonra. Şöyle hemen böreğimi de çevireyim. Biz bugün kuybak yapıyoruz ama sağ olsun ben her yeri batırdım. Sağ olsun kızım. Neyse tamam sileriz annem. Dur ama biraz beklememiz lazım ki. Biraz bekleyelim. Tereyağı üstüne çıksın. Kuymak çok fazla karıştırılmaz annem. Böyle 2 dakika bekleyeceğiz. Tamam sen tut. Ondan sonra tereyağı üstüne çıkacak. Böreğimiz pişti. Kahvaltı tabaklarımız hazır. Ben Patatesimizi kuymağı çok soyduk suyun içinde seviyorum. ama onu kızartmayacağız. Çünkü gerek yok şu anda. Ben kuymağı çok seviyorum. Size de bir şarkı söylemek istiyorum arkadaşlar. Söyle kızım. Obada doba dolda fidala Fidanlar fidada raca ormanında dönmeli yurdumda yurdumda. uvadır Tekrar kuşlara görüşürüz. örtüdüm. Bugün hava bayağı bir kar yağıştı. Hatta dağların tepesi tamamıyla kar doldu. Hala yağmaya devam ediyor. Kahvaltı faslımız bitti. Sofranın içinde kusura bakmayın. Ben şöyle kaba şeyleri kaldırdım. Bu küçük tabakları kullanma nedenim şöyle kahvaltılıklar bunlara az az koyuyorsunuz ve anında çok çabuk bir şekilde bitip gidiyor. Yani kahvaltılığı çok fazla koymadığınız için hem daha çabuk tükeniyor hem de daha az yer işgal etmiş oluyor küçük olduğu için tabaklar. Bunları o yüzden çok seviyorum. Ben şimdi hemen soframı toplayayım, mutfağımı temizleyeyim. Soframı topladım. Bulaşıkları hemen makineye doldurdum. Şöyle salçamı, yoğurdumu, tereyağını böyle buzdolabını normalde temizlemiştim. Şöyle bitenleri çıkardım. Onları şimdi kaplara dolduracağım. Ben çok fazla yer kaplamasın diye şu küçük kapları kullanıyorum. Çok kullanışlı ve çok az yer kaplıyor. Daha önceki videolarımda da zaten buzdolabı videomda görmüşsünüz arkadaşlar. Görmüş de olabilirsiniz. Görmeyenler için söylüyorum. Bunların içerisine dolduruyorum. Çok güzel oluyor. Daha doğrusu çok az yer kaplıyor diyeyim. Evet arkadaşlar, ben şöyle yoğurdumu, tereyağımı, salçamı kaplara koydum. Gerçi şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde çok belli olmuyor. Salçam biraz az oldu. Tek kutu doldurmuyor. 1 kiloluk değil de 2 kiloluğu tam alıyor. Şöyle yarısına kadar doldurdum. Şöyle 2 kilo kadar yoğurt alıyor. Şöyle tereyağım da bu şekilde. Bastırma gereği duymadım. Zaten hani kaba yeteri kadar rahat bir şekilde sığdı. Şimdi bunları dolabıma yerleştireceğim. Bunun içerisine isterseniz vişne ya da yazdan saklamak istediğiniz her ne varsa koyup dondurucuya da koyabilirsiniz. Ben yazın nasip olursa öyle yapmayı düşünüyorum. Bunların farklı ebatlarından alıp buzluğa, vişne, böyle farklı meyveler, hatta portakal koymak istiyorum. Portakal sezonu geçmeden önce
Yazın portakal suyunu kendim yapmak istiyorum. Şöyle ben kalan işlerime devam edeyim tekrardan. Kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım. Şöyle size kahveyle alakalı küçük bir fikir vermek istiyorum. Şöyle ben normal Türk kahvesiyle Dibek kahvesini karıştırıyorum. Çünkü bu şekilde daha yumuşak bir içim elde edebiliyorsunuz. Böyle daha yumuşak bir kıvam, artı çok ağır gelmiyor. Ya kahve sevmeyen insanlara da bu şekilde kahveyi sevdirebilirsiniz açıkçası. Türk kahvesiyle Dibek kahvesini birbirine karıştırmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kıvam alıyor, çok güzel köpürüyor ve tadı da çok güzel oluyor. Tabii ki nacizane fikrim, hiçbir zaman her şeyin en iyisini ben bilirim tarzında olan bir insan değilim. Herkesin kendine göre güzel fikirleri vardır. Benim de küçük bir nacizane fikrimdi bu. Denemek isteyenler olursa diye paylaşmak istedim. Ben şimdi kahvemi içip hemen şöyle kalan işlerime devam edeceğim. Ve tekrar görüşmek üzere bir sonraki videomda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere.